Evet, şimdi de Taner Karaman'la birlikte gündemi Spor Toto Süper Ligi hafta heyecanını konuşacağız. Taner, günaydın, iyi pazarlar, hoş geldin. Günaydın Ceyda, iyi pazarlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi Taner, tabii ki Fenerbahçe'yi tüm takımlardan kısa kısa değerlendirmelerini rica edeceğim ama öncesinde düne giderek başlamak istiyorum. Dün maç önü yayınında da birlikteydik. Galatasaray, Kayserispor karşısında zorlansa da ben kolay bir galibiyet olduğunu düşünmüyorum ikinci gole kadar. Zorlansa da kazanmayı bildi. 3-0'lık net bir skordu. Özellikle Onyekuru oyuna girdikten sonra. Senin mücadeleye dair değerlendirmen ne olur? Aynı fikirdeyim. Ben de kolay bir mücadele olduğunu düşünmüyorum Galatasaray adına ve oyunun kilidinin açılmasının biraz daha geç olmasının nedenleri arasında da bu yatıyor tabii ki de. Kayserispor'un geçtiğimiz haftalarda oynadığı mücadelelere baktığımız zaman kalesinde geçtiğimiz yıla göre çok daha az gol gören, çok daha az pozisyon veren ve defans performansı daha iyi olan bir takım görünümündeydi ki bu durum Kayserispor'un Galatasaray mücadelesinde o ikinci gole kadar da devam etti aslına bakarsan. Galatasaray oradaki disiplinli Kayserispor savunma hattını geçmekte çok kolay olamadı, kolaylık bulamadı. Bu da Kayserispor'un o anlamda iyi işler yaptığını gösterdi. Ama tabii ki de ilk golü yedikten sonra gol bulma arzusuyla biraz daha risk alan ev sahibi takımın bu anlamda rakibinin işine de gelen bazı hatalarla birlikte ki bu hataların başında özellikle birinci golde Sapunaru'nun çok rahat bir şekilde topu vurdurmuş olması da bu hatalardan bir tanesi Galatasaray'ın önünü açtı diyebiliriz. Galatasaray'ın biraz daha oyun kalitesinden ziyade bireysel yetenek kalitesinden galibiyeti aldığını söyleyebiliriz. Ama dünkü karşılaşma bize şunu da gösterdi. 4-4-2'lik sistem şu an için Galatasaray adına hazır olunan bir sistem değil gibi gözüküyor. Çünkü Mustafa Muhammed'in performansını düşürdüğünü gördük. En azından Falcao ile oynamanın. Bu Falcao ile mi alakalı, çift forvet oynamakla mı alakalı ya da başka bir nedenin var bilmiyoruz ama dünkü karşılaşmada 4-4-2'lik model Galatasaray'ın çok da işine yaramamış gibi gözüküyor. Fatih Hoca bu anlamda muhtemeldir ki bir tercihte bulunması gerekecek gibi gözüküyor. Belki de Mustafa Muhammed'i biraz kanatta değerlendirmeyi tercih edebilir ama 4-4-2'de ısrar edeceğini çok da zannetmiyorum Fatih Hoca'nın. Dünkü karşılaşmada Kayserispor Galatasaray maçının sonrasında özellikle hakem tartışmalarının çok fazla yaşandığını gördük ve oyunun seyrini direkt olarak etkileyecek birkaç hata dışında da hakemin genel hatlarıyla mücadeleyi çok da kötü yönetmediğini söyleyebiliriz. Ama oyunun gidişatını etkileyecek o özellikle taça çıktı dediği pozisyonun taça çıkmamış olması, dönen ataktan Kayserispor'un gol yemiş olması da Galatasaray'ı rahatlatan o kilidi açan tabloyu oluşturdu. Peki gelelim şimdi biraz daha şampiyonluk yarışını konuşalım Taner. Beşiktaş lider durumda. Galatasaray dün Kayseri karşısında almış olduğu galibiyetle birlikte iki maçtır kazanamama serisine son verdi. Galip geldi ve zirve takibini sürdürdü. Şimdi gözler tabii Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mücadelesine çevrildi ki evinde deplasmandan daha kötü performans sergileyen Fenerbahçe'nin bu kez Gençler Birliği'ni ağırlarken neler yapacağı merak konusu. Konya'da performans anlamında da skor kadar, performans anlamında da göz dolduran Fenerbahçe bu futbolu Gençler Birliği karşısında devam ettirebilecek mi? Açıkçası Gençler Birliği'nin nasıl oynayacağını çok kestiremiyoruz şu anda. Çünkü teknik adam değişiklikleri yaptılar. Oyuncu kadrosuyla ilgili problemleri var. İşte CEO gibi stand oyuncuların sakatlıkları, uzun süredir sahalardan uzak kalmaları gibi durumlar. Biraz Gençler Birliği'nin oyunu tahmin etmekte bizi zorlaştırıyor. Ama Fenerbahçe adına konuşacak olursak da özellikle bugün Sabah gazetesinde Volkan Demir'in de haberinde olduğu gibi Kadıköy'de çok ciddi puan kayıpları yaşayan bir Fenerbahçe var ve Evet. bunun önüne bir türlü geçemediler. Gençler Birliği karşısında ki Gençler Birliği'nin artık son şansı olarak da adlandırabiliriz bu karşılaşmayı. Çünkü mücadele içerisinde olası bir yenilgi Gençler Birliği'nin artık iyice dibe demir atmasına sebebiyet verecek. Çünkü dünkü karşılaşmalarda özellikle Rizespor'un da kazanmış olması biraz da alt sıralardaki o potada bulunan takımların acil kazanması gerektiğini sinyalini verdi zaten. Fenerbahçe zorlanarak bile olsa kazanmayı bir şekilde başaracaktır. Çünkü önümüzdeki hafta bir derbi var. Beşiktaş karşılaşmasına çıkacaklar. O yüzden bu derbiye biraz daha rahat, belki de biraz daha kredili çıkmak için bugünkü karşılaşmada bir puan kaybı yaşamamaları gerekiyor. Ve tabii orada da yine aynı şekilde Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran durum.
Bugün sahada İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de başlamasını bekliyoruz ki bizim de muhtemel 11'imiz eğer elimizdeyse hazırsa paylaşalım kıymetli izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle. İrfan Can'ın 11'de başlaması bekleniyor. Orada Mert Hakan ya da Sosa'dan birinin belki yedek kalabileceği derbi maç öncesi. Hocanın Gustavo'yu da ilk 11'de sahaya sürebileceği konuşuluyor. İşte bizim hazırladığımız muhtemel 11 ekranlara geldi. Ben Taner seninle de paylaşayım hemen. Kalede Altay, savunmada Gökhan, Serdar, Zalay, Novak. Orta alanda Sosa, Gustavo, ileride Osay, Samuel, Pelkas, Mert Hakan ve ileride Tiam 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin bu 11 üzerinden neler söylersin? Biz İrfan Can Kahveci'yi belki ilerleyen dakikalarda güncelleyebiliriz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim'in son olarak hazırladığı kadro bu şekilde ama Gustavo'nun yanı sıra yine İrfan Can Kahveci de forma şansı bulabilir bu akşam ki yüksek ihtimal olarak görülüyor. Yani İrfan'ın da evet süre alması çok yüksek bir olasılık ama bu süre ilk 11'den mi alacak, sonradan mı alacak kısmını evet gün içerisinde biraz daha net söyleme şansımız var. Bu kadroda şu anda en zayıf halk olarak da sol bekte bulunan Nova söylememiz de mümkün. Çünkü geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da Novak'ın oyunu ciddi anlamda etkisi altına alamadığını, kendi bölgesini çok ciddi rakibe atak şansı verdiğini gördük. O yüzden de muhtemeldir ki buraya Sazai ile birlikte destekleyecek bir Erol Bulut formülü olması çok muhtemel gibi gözüküyor. Çünkü sol bek pozisyonunda verdiğiniz açıklar rakibin ceza sahanıza çok hızlı bir şekilde girişler yapmasına da neden olabiliyor. Bir de ceza sahanıza verdikleri orta sayısı, Fenerbahçe'nin verdiği orta sayısı da artış gösteriyor. Bu anlamda sezon başında biz sol bek transferleri gerçekleştirilirken hem Doman'ın hem de Caner'in benzer profilde iki sol bek olduğunu ve biraz daha rakibi durdurabilecek potansiyele sahip sol beklere, yani defansif sol beklere, defansif ağırlığı yüksek sol beklere ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Şu anda Caner'in ilk 11 seviyesinde olmadığını düşünürsek Novak'ta savunma performansı çok tartışılır durumda. Bu da tabii ki Fenerbahçe'nin en zayıf halkası olmasına sebep oluyor. Ön tarafta yine Pelkas, Osayi muhtemeldir ki ilk 11'de olacaklar. Evet. Ve ikisi de Fenerbahçe'nin, bence sadece Fenerbahçe'nin de değil bu arada, ligin de sürat anlamında en iyi orta sahalarından ikisi. O yüzden de Fenerbahçe'nin skor bulma konusundaki yine yükünü bu ikilisi çekecek gibi gözüküyor. Tiam'ın performansı yetersiz bile kalsa burada Osayi ile Pelkas'ın formu biraz oyunu belirleyecektir gibi gözüküyor. Gençlerbirliği'nin geride kalan haftalarda gördüğümüz o ağır kalan savunma hattını, temasta bulunamayan, hız sürat konusunda problem yaşayan savunma hattını Pelkas gibi, Osayi gibi çok süratli iki oyuncu biraz çok fazla delecek gibi gözüküyor. Ve hücumda Pelkas, Osayi, Samuel birlikteliğini konuşurken ve bunun Fenerbahçe'ye olumlu etkilerini, aynı zamanda savunma hattında da herhalde Zalai ve Serdar için bu sözleri söyleyebiliriz. Tisserand, Lemons ikilisinden bahsederken sezon başında Zalai geldiğinden bu yana Serdar'ın da beraberinde yükselen performansı, Zalai'nin beklentileri karşılaması, Fenerbahçe'nin stoper ikilisi bir sıkıntı yaşanmadığı sürece Zalai Serdar olacak gibi görünüyor Taner. Bununla ilgili de yorumunu rica edebilir miyim? Evet, çünkü Tisserand'ın çok fazla bireysel hata yapıyor olması, Zalai ile Serdar'ın çok iyi bir uyum yakalamış olmaları, bir de Fenerbahçe'de gerçekten de yapılan 22 tane transfer içerisinde sanırım Pelkas'la beraber en böyle dikkat çeken oyuncu da Zalai diyebiliriz. O sayede buraya ekleme şansımız var ama sol bekte oynadığında da performans veren, stoperde de performans veren, hatta biraz da geçtiğimiz haftalarda ileriye de çıkan bir Zalai vardı ki golünü de bulmuştu. Bu anlamda çok isabetli bir transfer ve Serdar'ın da performansını Tisserand Serdar'a göre daha da yukarıya çıkartan bir Zalai performansı görüyoruz. O yüzden katılıyorum. Çok da bir sakatlık, ceza durumu olmadığı sürece buradaki ikili çok da bozulacak gibi gözükmüyor. Bu Fenerbahçe'nin Altay'a düşen işi de azalttığını söyleyebiliriz bu ikili sayesinde. Çünkü geçtiğimiz haftalarda, daha doğrusu sezonun ilk yarısında gerçekten de çok fazla Altay'a iş düştüğünü görüyorduk ki bunun zirvesi de Hatay maçıydı. Ama bu sorun biraz daha Sadai transferinin gerçekleşmesiyle birlikte çözülmüş gibi gözüküyor. Erol Bulut da bu ikiliyi bozma gibi bir hatada bulunmayacak gibi duruyor. Ve hemen günün maçlarına da bakalım istiyorum. Trabzonspor Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek Taner. Trabzonspor, evet, şampiyonluk yarışından uzaklaştı gibi görünse de tekrar bir seri yakalamanın peşinde.
Erzurumspor karşısında. Trabzonspor'da da eksikler ve kadro değişikliği olabilir Abdullah Avcı tarafından. Nasıl bir mücadele bekliyorsun bu akşam saat 16'da? Akşamüstü saat 16'da. Evet, yani açıkçası Berat'ın eksikliği Trabzonspor'un oyununa nasıl yansıyacağını henüz görmedik. O yüzden de Abdullah Avcı'nın oyununda çok kritik bir role sahip olmasından dolayı da Berat'ın yokluğu geçtiğimiz haftaki Janini'nin yokluğuna göre çok daha fazla takımı etkileyecek gibi gözüküyor. Çünkü o bu tarz bir oyuncu profili hem sizin hücuma kalkış performansınızı etkiliyor hem de savunmadaki gücünüzü arttırıyor. Bu yüzden de hem Bakasetas Berat'ın arkasında oynamamasından kaynaklı olarak performans kaybı yaşayabilir. Hem de savunmacılara çok daha fazla iş düşebilir. Bu da Erzurumspor'un biraz daha cesaretli oynamasını sağlayacak gibi gözüküyor. Ben galibiyeti yine de Trabzonspor'un elde edeceği fikrindeyim. Ama kolay bir karşılaşma olmayacak gibi gözüküyor. Yine bugün Beşiktaş sayfalarında da Beşiktaş'ın yükselişi, 20 farklı oyuncunun skora katkı yapması, bu alanda Beşiktaş'ın zirvede yer almasına dair çok sayıda haber vardı. Ama aynı zamanda Serdar Sarıdağ imzalı hocanın, Sergen Hoca'nın Loja'da maçı takip ettiği ve hakem performansından sonra bu kararla biraz korkuya kapıldığını yöneticilere söylediği gelen haberler arasında. Nasıl değerlendirirsin Beşiktaş'ın yükselişini ve Sergen Hoca'nın hakemlere dair bu kritik uyarıyı yöneticilere yapmasını? Açıkçası hakemlere karşı, evet, bazen bazı hakemlere karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Üslupla alakalı, saha içerisindeki itirazlarla alakalı, tahammül seviyeleri çok farklı olduğu için, tabii ki insanlığın doğası gereği bu böyle olduğu için de biraz daha hakemler ilginç kararlar verebiliyorlar. Şu anda Beşiktaş'ın oynadığı oyunun kalitesine baktığımız zaman gerçekten de koşar adım, dünkü programda da ifade etmiştim, koşarak adım şampiyonluğa doğru giden bir görüntü içerisinde. Çünkü şu anda oynadıkları oyun hem hücumda hem de savunmada gerçekten de çok iyi işler yapan bir oyuncu bütünü var. Ve bu takım oyununu oynayabilmek de büyük bir başarı. Çünkü özellikle son karşılaşmada Başakşehir maçında 700'den fazla başarılı pas yapmak ve bu başarılı pasları da %90 üstü bir oranla gerçekleştirebilmek takımın ne kadar uyum içerisinde sahada olduğunu da bize gösteriyor. Üstelik bunun büyük bir bölümü de hücum hattında, daha doğrusu rakip ceza alana yakın bölgelerde yaptılar. Oyuna hükmedebilen, topa sahip olduğu zaman doğru yayınlar yapan ve oyun içerisinde değişikliklerle rakibi çok şaşırtabilen bir Beşiktaş oyunu var. Maça başladıkları gibi istikrarlı bir şekilde öyle devam etmiyorlar. Rakibe göre de pozisyon alabiliyorlar. Bu da Beşiktaş'ın A, B, C planlarının hazır olduğunu bize gösteriyor. Şunu da çok net söyleyelim. Galatasaray, Fenerbahçe ya da buna benzer birkaç takımın da maçlarını izlerken ya da şampiyonluk kovalayan takımların mücadelelerini izlerken ki seyir zevkiyle Beşiktaş'ın maçlarının seyir zevki arasında çok büyük farklar var. Beşiktaş'ın çok daha ofansif düşünceye hakim olması, topu biraz daha rakip olana yıkabiliyor olması ve gerçekten de izlemesi çok keyifli oyuncu grubuna da sahip oluyor olması da biraz Beşiktaş'ın oyununu geliştiriyor ve izleyenlere de çok daha fazla zevk veriyor. Çok teşekkür ediyoruz Taner. Kıymetli değerlendirmelerin için ağzına sağlık. İyi Ben pazarlar. teşekkür ederim. Çok teşekkürler.